Bu yerli otomobille ilgili bir tweet bu. Yerli otomotivde baba yiğitlerin yiğitleri çekiliyor demişsiniz. Erdoğan'a babalar kalıyor. Elektrikli oto yalanı da bitti diyorsunuz. Ben şöyle bağlayayım. Yani o zaman bu tabloda o yerli oto, elektrikli oto gibi iktidarın tırnak içinde verdiği müjdeler de o zaman gerçekleşmeyecek. Ben bunu mu anlamalıyım? Alman devi Volkswagen Türkiye'ye nihayet Türkiye'ye çok otomobil satan ama Türkiye'ye bir türlü güvenip Türkiye'de 10 yıllardır hiç yatırım yapmayan şirketlerin başında Volkswagen geliyordu. Evet, bir takım yan sanayi ürünleri, koltuk kılıfı bilmem ne gibi şeyler alıyordu ama temel olarak Türkiye'de bir üretici, yatırımcı olarak bulunmuyordu. Nihayet hükümetin bunu adeta Volkswagen nasıl gelmez diye bunu bir milli davaya dönüştürüp buraya geleceksiniz diye özel lobi yaparak özel olağanüstü vergi, altyapı gibi sübvansiyon gibi yani hiç kimseye verilmeyecek destekleri vererek gel de ne istersen vereyim. Yani bu bir onur meselesine döndü. Fakat Türkiye o kadar kötü yönetildi ki yok dedi yani bu ne verirsen ver Türkiye bizim için gelinebilir bir ülke değil ve kurduğu şirket vardı artık yatırıma karar verilmişti. Hakikaten Türkiye lehine o kararın çıkacağını o kurulan şirketten de görüyorduk. Tam son çalışmalar yapılıyordu ki Erdoğan'ın habire reform yaptık yapıyoruz çıktı çıkıyor şaşırtacağız akla dönüyoruz ekonomi prensiplerine hukuk. Baktılar ki bu avara kasnak dönüyor dönüyor boşa dönüyor. Boşuna gürültüler çıkartıyor. Başka ülkeler de var. Özellikle Doğu Avrupa'daki ülkeler bu konuda bizimle çok sert yarış yapıyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'den ayrıldığını, şirketi artık kapatma sürecine girdiğini deklare ettiler. Onunla da kalmadı. Mesela bakın Türkiye'ye Japon otomotiv devi de şu an Türkiye'den ayrılıyor. Onlar da açıkladılar. Yani Türkiye'de sattıkları otomotivi, Türkiye'de en çok satılan Honda Civic gibi böyle Türklerin çok sevdiği birkaç model var. Bunların tümünü Japonya'da üretip Japonya'dan Türkiye'ye daha da bollaştırılmış serileriyle birlikte oradan satmaya karar verdiler. Bu vahim bir şey. Yani Türkiye kabul Vahim. edelim. Bursa bölgesi, Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye, şöyle diyelim Turan Bey, Türkiye'nin bir başarı hikayesinden son 50 senede bahsetmek gerekirse tekstil sektörünün yanına kısmen koyabileceğimiz sektör otomotiv sektörüdür. Öyleydi Yani hocam, çünkü evet. bu şirketler Toyota'sı, Renault'u bunlar girdilerinin çoğunu %80'e varan kısmını İç piyasadan tedarik eder hale geldiler. Türkiye otomotivin yan sanayisinde iddialı bir ülke oldu. Marmara bölgesinden bu Kayseri, Konya gibi yerlere yayılmaya başlamıştı. Ben kendim gittiğim konferanslarda, şirketlerdeki incelemelerde gurur duyarak Konya'da şirketlerin Mercedes'e çok önemli yan sanayi ürünler üretip sattığını görmüştüm. Şimdi Türkiye'den, şimdi bir de şöyle düşünün. Volkswagen daha yeni, kardeşim ben ciddi bir niyetle girmek istedim. Uğraştım, didindim fakat gidilebilecek bir ülke yok mesajını dünyanın diğer otomotiv şirketlerine, diğer bütün yatırımcılara nasıl bir sinyal etkisi yaratır? Bırakın dünyanın diğer yerlerine Turan Bey, Türkiye'nin katma değer zinciri, tedarik zinciri yani value chain'i başta Almanya ile entegre olmuş durumdadır. Bırakın dünyanın diğer yerlerini sırf Almanya'daki şirketlere verdiği bu negatif mesaj Türkiye'ye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının gelmeyeceğine dair de bir sinyal oldu. Kaldı ki Honda ve Volkswagen'ın dışında da örneğin bakalım nereye gidecek? Türkiye'de bir Hyundai'nin büyük bir yatırımı var ve Hyundai de Türk ortağını çıkardı. Ve biz bu şirketi artık ne yapacaksa kendi başımıza Türkiye'de yapacağız dedi. Bunun ne anlama geldiğini şimdilik bilmiyoruz. Çünkü baskı ortamında bunları hemen açıklamak zor. Belki de Hyundai de Türkiye'den ayrılmak üzere ve Doğu Avrupa'da biliyorsunuz yıllar önce Türkiye Hyundai'nin büyük bir yatırımı için
Yanılmıyorsam Çek Cumhuriyeti ile bir yarış yapmıştı. Ve o yarışı da kaybetmiştik ve Hyundai o yatırımını gidip Doğu Avrupa'da yapmıştı. Şimdi belki de Hyundai'de Türkiye'den çekilmek üzere önce yerli ortağını da tasfiye etti ve o yola girdi. Netice itibariyle Turan Bey şöyle söyleyeyim size. Evet hocam. Türkiye'deki sorunları şu an itibariyle ben sadece bu tür ekonomik, siyasi ortamın bozulmasına, ekonomik, makroekonomik göstergelerin bozulmasına vererek açıklamıyorum. Dikkatle bir hususu ifade edeyim izninizle bu aşamada. Lütfen Çünkü hocam. bahsettiğimiz Buyurun. konu küresel rekabet. Şimdi bu yapay zeka ile birlikte bu dördüncü sanayi devriminin sürekli tekrar ettiğimiz unsurlarla birlikte Turan Bey, okuduğum son analizler ve makalelerde imalat sanayinde tarihte emsali görülmemiş bir maliyet düşürme süreci başlıyor. Yani düne kadar emek ucuzsa gelelim diyeceğiniz konu kapanıyor ve Amerika'ya, Japonya'ya yani mainland'a, ana ülkeye sırf ucuz olduğu için Vietnam'ına, Çin'ine, Hindistan'a, Türkiye'ye giden sırf emek ucuzdur, arsa ucuzdur, biz buralara gidelim diye gidenler imalat sanayindeki yeni teknolojik sıçramalar nedeniyle %50'lere varan maliyet tasarruflarından sonra artık ana ülkeye dönüyorlar. İşsizlik nedeniyle, ticari korumacılık nedeniyle artık yeni bir dünya kurulmaya başlandı. O yüzden mesela Çin'de yine yatırım yapar mı? Tabii ki yapar, çünkü Çin'de 400 milyonluk Türkiye'den daha zengin bir devasa pazar var. Pazar değeriniz varsa gelir yatırım yapar. Ama emeğiniz ucuzdur diye gelip yapma işi kalmadı. Hele Avrupa'yı düşünün. Türkiye ile gümrük birliğinde. Hele İngiltere'yi düşünün. Şimdi Brexit ile birlikte Türkiye İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yapıyor. Dolayısıyla eğer maliyetlerini kurtarırsa serbest ticaret normlarına göre, gümrük birliği normlarına göre Avrupalı yüksek teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye gelip yatırım yapma ihtiyacı kalmadı. Satacaksa gümrüksüz gelip satacak zaten orada. Dolayısıyla Türkiye'nin hayatını ipotek altına alan, döne döne üzerinde düşünmemiz gereken husus tam da budur. Bir teknoloji devrimi yaşanıyor. Maliyetleri gerçekten %50 devrimvari bir maliyet düşüşüne çeşitli sektörlerde işaret eder ve Türkiye'nin böyle bir teknolojik paradigması, böyle bir altyapısı ve buna uyum sağlayacak maalesef bir Z nesli, bir eğitilmiş genç nesli eline bavulunu alan Türkiye'yi nasıl terk ederim yarışına girmiş. Terk etmeyen de şunu biliyor: hiç önemli değil. O pozisyonları zaten sana yedirmeyecekler. Çok acı. Çünkü oralara yandaşları Evet. maaşları kapmak üzere ve yolsuzluk ekonomisinin parçası olmak üzere hak etseler de etmeseler de oralara atanacaklar. Dolayısıyla aslında bu döviz faiz muhabbetleri biraz sonuçtur. Ama süreçleri konuşurken bu işleri konuşmak lazım.